Efendim iyi akşamlar. Bugün 20 Kasım 2017 günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş gününde yoğun bir gündemimiz var. Şu an aynı anda RT FM 90.2 radyo frekanslarından da sizlere ulaşıyoruz. Hemen ayrıntılara geçelim. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamayı ekranlarınıza getirmekle başlayalım. Bu geceden itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık 8 ila 9 derece birden düşüyor. Ereğli'de bu gece ve yarın kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü bölge genelinde yağmurla birlikte kar yağışının görüleceğini açıkladı. Yetkililer kar yağışının gece saatlerinde etkili olacağını ve sıcaklığın 8 derece düşeceğini belirtti. Konya Bölge Müdürlüğü Konya, Karaman, Ereğli, Aksaray ve Niğde genelinde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların önümüzdeki gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını açıkladı. Kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle oluşabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi. Şimdi izlediniz efendim, bir taraftan meteoroloji bu şekilde bir açıklama yaptı. Diğer yandan Ereğli'ye bağlı Zengen Mahallesi'nde Hüseyin Kaya isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik fidanı çiçek açtı. Havalar soğuk, yakında kar geliyor. Ereğli'ye bağlı Zengen Mahallesi'nde ise fidanlar çiçek açtı. Hüseyin Kaya isimli vatandaşın bahçesinde çiçek açan erik fidanı bahçe sahibi tarafından böyle görüntülendi. Kasım ayında çiçek açan fidan şaşkınlığa da yol açtı. Saygılarımızı iletiyoruz. Zengen Mahallesi'nin eski belediye başkanı Hüseyin Kaya Bey'e bu videoyu bizlere gönderip bizlerle paylaştıkları için. Malumunuz siyah havuç Ereğli'mizin vazgeçilmez bir meyvesi, bir ürünü. Bu anlamda hasadı başladı. İşçiler hasat yapıyor. Onlara belediye başkanı Özkan Özgüven bakın nasıl yardım ediyor. Ereğli'nin patentli ürünü siyah havucun hasadı başladı. İşçiler hasat yaparken canla başla çalışıyor. Onlara belediye başkanı Özkan Özgüven yardım ediyor. Bunun yakında konsantresi piyasaya sürülmekte, meyve sularına katılmakta. Az önce söylediğim gibi birçok çocuk maması olsun, diğer besin elementleri olsun, gıdalar olsun, onlar da kullanılmaktadır. Şalgam olarak kullanılmaktadır. Siyah havucun yararları konusunda bilgi veren Özgüven birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydetti. Ereğli siyah havucu son zamanlarda özellikle organik gıda boyası, konsantresi ve birçok alanda geniş bir spektrum içerisinde kullanılmaya devam ediyor. İlk başta Çukurova bölgemizin şalgamın ham maddesi olarak değerlendirilen siyah havucumuz kurulan konsantre fabrikalarıyla ve beslenmedeki değişikliklerle insanlarımızın daha da bilinçlenmesiyle artık meyve sularında, çeşitli bebek mamalarında, organik gıda boyalarında çok fazlaca tercih edilmektedir. Siyah havuç sadece Ereğli'mizde yetişmektedir. Neden Ereğli'miz diyecek olursak, özellikle şu içinde bulunduğumuz bölge topraklarındaki potas miktarı ve iz elementlerden dolayı havucun en önemli özelliği renk maddesidir. Bakın mürekkep gibi boyuyor ve bu anlamda da hem üreticiler ve bu anlamda hem de sanayi tarafından tercih edilen bir ürün.
Tarım ve hayvancılık memleketiyiz. Artık siyah havuç, beyaz kiraz derken Ereğli'ye ürün çeşidine yeni bir ürün eklenme çabalar da devam ediyor. Neyden mi bahsediyorum? Japon armudundan. Hani şekil olarak elmaya benziyor. Geçtiğimiz aylarda ekranlarınıza getirmiştik. Şekil olarak elmaya benziyor. Tadı armut. Bu kapsamda Ereğli'ye bağlı Gaybi Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde bugün Japon armudu fidanları dikildi. Protokol üyeleri de katıldı. Bakın yapılan konuşmalarda neler söylendi. Ereğli çiftçisinin yeni ürün ve yeni pazar kazanması için Konya İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün ortak projesi olan çiftçinin yeni umudu Japon Armudu projesi Gaybiköy Mahallesi'nde fidan dikimiyle devam etti. Burada İsmet Akgül isimli vatandaşın bahçesinde program düzenlendi. Programa Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Emniyet Müdürü İrfan Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Soylu, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik katıldı. Geleyim mi? Proje hakkında ilk konuşmayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Soylu yaptı. İlçemizde 6 çiftçimizin bahçesinde bu projeyi uygulayacağız diyerek sözlerine şöyle devam etti. Biraz sonra Japon armudu, Atago çeşidi Japon armutlarını toprağa hep beraber dikeceğiz. Burada yaklaşık proje bedelimiz 95 bin civarı bir projemiz var. İlçemizde 6 tane çiftçide yaklaşık 25 dekarlık bir alanda 6 çiftçide bu projeyi uygulayacağız. Bu projede daha önce de söylemiştik, bahsetmiştik. Japon armudunun özelliği nedir dediğimizde, Japon armudu ateş yanıklığı hastalığına, Ermiye'ye karşı çok dayanıklı ki ülkemizde 1984 yılında giren bu hastalık birçok bizim bildiğimiz Santa Maria, Deveci, Ankara armudu gibi bir armut bahçelerini tamamen kuruttu. Sanki lav makinesiyle yakmış gibi oldu. Ama bu çeşit Asya grubu armutları, Japon armutları o hastalığa karşı bakteriyel bir hastalık, çok dayanıklı. Artı bunun yanında pisille dediğimiz bir armutta zarar yapan bir böcek var. Buna karşı da toleransı var. Yani bir iki ilaçla ya da bazen ilaçlamadan da bu hastalıkla müracaat edebiliyorsunuz. Daha önceki bildiğimiz yine Santa Maria gibi, işte akça armut gibi çeşitler de buna toleransı yoktu. Çok çabuk etkileniyorlar. Armut yapraklarında bizim fumajin dediğimiz akışkan maddeler akıyor. Daha sonra da burada saprobik mantarlar üreyerek bu armut ağaçların meyve vermemesine kadar gidiyordu. Dolayısıyla da bu çeşit gelmesiyle birlikte, yaygınlaşmasıyla birlikte de inşallah çiftçilerimiz bu çeşidi rahatlıkla yetiştirecekler ve fazla bir masraf yapmadan, özellikle zirai mücadele noktasında fazla bir masraf yapmadan ekonomik bir şekilde bu armudu üretip piyasaya sürecekler. Pazar değerine baktığımızda da oldukça iyi bir pazar değeri var. Şu anda yaklaşık ilçemizde de 1500 dekar civarı bu armudun yetiştiriciliği var ki en fazla da ülkemizde, ilçemizde yetiştiriliyor. Bu bağlamda da inşallah ileriki dönemde Japon armudu da ülkemizde, Ereğli'miz olarak ülkemizde Japon armudu üretim merkezi haline gelmesini biz bu projeyle de hedefliyoruz, umut ediyoruz. Daha sonra bahçe sahibi İsmet Akgül konuştu. Şimdi biz bu işe vişne ve kirazı alternatif olarak girdik. Vişne ve kirazda işçilik ve maliyet yüksek olduğu için piyasada düşük kar edemiyoruz. Deneyeceğiz bakalım. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise Japon armudunun çok lezzetli bir meyve olduğunu söyledi. Sözlerine şöyle devam etti. İlçe müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bunun birkaç ay önce bir uygulamasını alanda da görmüştük malum hep beraber. Ürünlerini de yedik. Hakikaten çok lezzetli, kaliteli bir ürünü var. Zaten teknik olarak müdür bey de açıklamasını yaptı. İnşallah yani böyle alternatif bir ürün olaraktan da bölgemizdeki üreticiler tarafından benimsenmesini, kabul görmesini ve ekibi yaygınlaştırmasını temenni ediyoruz. İşte bir önder çiftçilere ihtiyaç vardı. Onlardan biri de Belce Ağacın çalışkan muhtarımız, böyle İsmet muhtarım da buna bir önderlik yapmış oldu burada. Yine toplamada başlayan 6 kişi değil mi? 6, evet efendim. 6 kişiyle başlayacak. 25. Dediğimiz gibi inşallah sonuçlar itibariyle hayırlı olacağını ümit ediyoruz. Yapılan konuşmalardan sonra fidan dikimi gerçekleşti. Bölgemizde yetiştirmeyi planlıyoruz Japon armudu.
Denince Ereğli'nin akla gelmesini istiyoruz. Hem Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün hem de Ereğli İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün işte bu çalışmaları devam ediyor. Belirttiğim gibi Japon armudu denince Ereğli'nin akla gelmesini istiyorlar. Bu yüzden farklı bölgelerde dikimler gerçekleştiriliyor. İnşallah amaçlarına ulaşırlar. Efendim devam edelim. Sabah saatlerinde Ereğli Kapalı Spor Salonu'nda güzel bir etkinlik düzenlendi. Okulların öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Peki nedir efendim bu etkinlik? Okul spor faaliyetleri açılış töreni. Protokolde yoğun katılım gösterdi. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul spor faaliyetleri programının açılışı bugün yapıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cumal Özince, Emniyet Müdürü İrfan Ceylan, Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Ereğli İşkur Müdürü Sait İker, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Burada ilk konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cumal Özince yaptı. Başarılar ile dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum diyerek katılanlara teşekkür etti. Spor yapmanın hayatımızdaki önemine dikkat çekti. Ardından Milli Eğitim Müdürü İradet Genç konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği okul spor faaliyetlerinin gerçekleşeceğini belirtti. Gençlerimize spor yaptırarak zararlı alışkanlıklardan koruyacağız, birlikte spor yaparak önemli başarılara imza atacağız diye konuştu. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ise eğitim demek sadece akademik başarı demek değildir. Okullarımızda akademik başarının yanında çeşitli sportif ve sosyal etkinliklerin de mümkün olduğunca yapılması gerekir. Başlayacak olan tüm sportif faaliyetlerinin karşılıklı centilmenlik ve anlayış içinde geçmesini temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum dedi. Hürmet Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda dolayısıyla spor yaparken ahlaki boyutu unutmamak şartıyla topluma örnek gençler, öğrenciler olmamızı temenni ediyorum. Konuşmalardan sonra halk oyunları gösterisi ve ardından sportif müsabakalar düzenlendi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir duyurumuz var. Malumunuz bölgemizde sevilen bir türkücü Ömer Şahin 22 ve 23 Kasım tarihleri arasında Ereğli'de olacak. Gazinolar bölgesinde bulunan Reyna Gazinosu'nda değerli türkü severler ile buluşacak. Detayı hakkında ve rezervasyon yaptırmak için 535-442-1420 535-442-1420 nolu telefonları arayabilirsiniz diyelim. Şimdi Türkiye gündeminden ön plana çıkan gelişmeleri izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.30'da toplanan Bakanlar Kurulu 2 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kürsüye çıktı, açıklama yaptı. Bozdağ, Amerika'da devam eden Rıza Sarraf davasının Türkiye'ye yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. Rıza Sarraf davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. 17-25 Aralık sürecinde Fethullahçı terör örgütünün asker, polis ve yargı içerisindeki mensupları eliyle giriştiği ancak başaramadığı hukuk darbe teşebbüsünün ABD'de ABD yargısı eliyle tekrarlanmasından başka
hiçbir şey değildir. Ve bu dosyadaki delillerin hiçbirisi hukuki delil değildir. Elbette gündeminde NATO'nun skandalı da vardı. NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Kabul edilemez bir durumdur. Açık bir hat bilmezliktir. Sözcü Bozdağ NATO'nun skandala ilişkin özür dilemesini olumlu buldu. Bu durum nedeniyle NATO Genel Sekreterinin yetkililerin hem Dışişleri Bakanımızla hem Genelkurmay Başkanımız hem Cumhurbaşkanımızla ayrı ayrı görüşüp özürlerini iletmelerini gerçekten olumlu karşılıyoruz. Ancak her ne kadar olumlu da bulsa olayın üstü örtülmemeli uyarısında bulunmaktan kaçınmadı. Sadece iki kişiyle alakalı işlem yapılması, görevlerine son verilmesi bu olayın tamamen enine boyuna araştırıldığı ve her yönünün aydınlatıldığı anlamına gelmez. Bu işin üstünün örtülmemesi gerektiğini de buradan çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nda Rusya'da alınan S-400'lerden yeni KHK çalışmasına kadar daha birçok konu masadaydı. ...15 yaşında terör kurbanı olan Eren'in ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi, dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'daydı. Cumhurbaşkanı Gümüşhane'deki programının ardından Trabzon Maçka'ya geçti. Burada PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öyle bir şey, annesiz. Makam ve herkes döşenir. Ne mutlu sana ki şehit annesi oldu. Bunlar da şehit kardeşler. Erdoğan, anne Ayşe Bülbül ve kardeşlerine başsağlığı diledi, onlarla sohbet etti. Daha geleceğim, yaza doğru geleceğim dedi. İnşallah dedi, o zaman ya oraya gelirim ya yaylalara gelirim. Çok memnun olduk. Çok sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Biraz yüreğimize su serpmiş öldü. Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanımız! Cumhurbaşkanı ziyaretin ardından Maçka'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Konuşmasında 2019'da yapılacak başbakanlık seçimini işaret etti Cumhurbaşkanı. İnşallah bu yolda 2019 unutmayın, bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız. Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Mazluma gönlünü ve kapısını açan... Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlarıyla müştekiler katıldı. Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cemal Taze Savaş, Erkan Çoban, Melih Yılmaz, Özkan Haniçi, Selim Demir, Hasan Hüseyin Taşkıran, Mahmut Türüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru ve Ahmet Cebel'in tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı 11 Aralık'a erteledi. Mahkeme ayrıca bu davada tutuksuz yargılanan Gökhan Şahin Sönmez Ateş için de tutuklama kararı verdi. Erdoğan'a suikast timinin başındaki isim olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan Sönmez Ateş bu davadan tutuklu bulunuyor. Mersin Limanı'na Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gemiden indirilen konteyner, yapılan risk değerlendirmesi sonucunda X-ray taramasına sevk edildi.
Gönderici tarafından 2 adet kullanılmış otomobilin bulunduğu beyan edilen konteynerde yapılan tarama sonucunda araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Kapaklar açıldığında içinde 2 adet lüks otomobil olduğu görüldü. Otomobiller detaylı olarak aranmak üzere hangara alındı. Arama hangarına getirilen patlayıcı silah, mühimmat, köpeği, sevi araçların aranması sırasında bazı noktalara aşırı tepki verdi. Bunun üzerine aracın kapı ve bagaj döşemeleri söküldü. Görüntüde ilk bu gözümü çarptı. Aramalarda otomobillerin çeşitli yerlerine saklanmış ve aralarında hayalet silah olarak da bilinen tabancaların da olduğu muhtelif markalarda 6'sı uzun namlulu, 41'i tabanca olmak üzere 47 adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Uçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Değerli izleyenler, bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.